Sevgili BRTV izleyicileri, şu anda Almanya'nın Düsseldorf şehrinde çok önemli bir konuğumuzla birlikteyiz. O bir Türk kökenli dedenin torunu, bir Türk babanın kızı. Babasını henüz 10 yaşında iken kalp krizi sonucu kaybetmiş. Daha o günlerde doktor olmayı hem de kalp doktoru olmayı kafasına koymuş. Çok başarılı bir Türk kadını. Avrupa'nın ve dünyanın en sayılı yapay kalp uzmanlarından. Geçtiğimiz yılda Almanya'da yılın doktoru seçilmiş. Doktor Dilek Gürsoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Dilek Hanım, öncelikle BRTV'ye özel bir zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz BRTV olarak sizi 4-5 yıldan bu yana yakından takip ediyoruz. Ve başarılarınız ile gurur duyuyoruz. Birçok BRTV izleyicimiz sizi tanıyor ama yine de ilk kez sizi izleyenler için Dilek Gürsoy kimdir? Çocukluk yıllarından itibaren kendinizi bize anlatabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Adım Dilek Gürsoy. 6 Aralık 1976 Neuss, Almanya şehrinde doğdum. Burada büyüdüm, burada okula gittim, üniversiteye gittim. Ondan sonra tıp fakültesine 1990 yılında başladım. 2003 yılında da bitirdim 6 senede. Ondan sonra direkt zaten üniversite yıllarımda belliydi zaten ne yapacağım. Kalp cerrahı bölümüne ya da gideceğim belliydi. Hemen direkt Avrupa'nın en büyük hastanesini seçtim o yıllarda. İyi ki de gitmişim. Orada da zaten ilk defa yapay kalplerle tanışmam oldu. Hastalarla tanışmam oldu. Ameliyatlara girdim, çıktım. Yani buralara kadar geldik. Hayırlısı olsun inşallah. Ne güzel. Tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra kalp ve özellikle de yapay kalp alanında nasıl uzmanlaştınız? Nerelerde görevler yaptınız? Bize çalışma hayatınızla ilgili bilgiler verebilir misiniz? Şöyle, ilk önce tabii bir genç bir üniversiteden mezun olmuş birisi olarak, dediğim gibi önce de söyledim, Avrupa'nın en büyük kalp merkezini seçtim. Orada hem kalp nakilleri oluyor, hem yapay kalplerin ameliyatları olduğu bir yeri seçtim. Tabii azmimle, çalışkanlığımla bu bölümlere girebildim. Zordu çünkü oralara girmek, çok özel ve herkesin istediği bir şey olduğu için. Hı hı. Ama bir de tabii de cerrahi yeteneğimle beraber gökörenler beni destekledi. Ve biraz da Allah'ım tabii yürü ya kulum dedi. Ben de tamam dedim, yürüdüm bu yolda. İlk defa tanıştım işte yapay kalplerle, hastalarla. Ondan sonra çok ikinci asistan olarak çok ameliyatlara girdim. Sadece baktım ilk başta. Sonradan yaş ilerledikçe ve tecrübe de fazlalaştıkça tabii daha da çok oldu. Ve kendim yapmaya başladım ameliyatları. Ondan sonra da araştırmalara da girdim yeni yapay kalpler üzerine. Böyle, serüven böyle oldu. Devam da ediyor. Süper. BRTV olarak sizinle biz yaklaşık 4-5 yıl önce bir röportaj yapmıştık. O zaman sizin gelecekte çok ünlü bir yapay kalp uzmanı olacağınızı aslında hissetmiştik biz. Sanırım ilk kez bir televizyon röportajını BRTV ile yapmıştınız. Evet. Şu anda ise bütün Alman, Türk, Avrupa hatta dünya medyası peşinizde. Neler söylemek istersiniz? 4-5 yıl önce içinde hayatınızda medya açısından nasıl gelişmeler yaşandı? Ya o zamanları çok iyi hatırlıyorum o günü. Hastaneye gelmişti arkadaşlar. Hatta Ali Bey de vardı o günleri. Yaptığım işlerin ne kadar önemli olduğunu ben zaten biliyordum. İnsanlara anlatma bir çabam da öyle fazla da yoktu. Hani bir hastamızı anlatmıştım. O da sağ olsun tanıyordu BRTV çalışanlarını. Öyle oldu işte. Geldiler, çektiler, anlattım. Ondan sonra tabii çok büyük bir yankı duyuldu. Türk kanallarına geçildi. Almanya'da biraz sürdü ama. Bir iki sene zaman aldı burada tanınmamda. Ama olsun, her bir işte bir hayır vardır diyorum. Ben zaten o günleri de zaten sadece işimi tanıtmak amacıyla konuşmuştum televizyonlara. Hı hı. Yapay kalple ilgili çalışmalar çok önemli. Organ nakline alternatif sunmak çok önemli. Bunlar için uğraşıyorum ve bu medyayı da bunun için kullanıyorum. Ve sağ olsunlar Sayın Mehmet Bey de bu yönde çok öncülük yaptı bana. Ve halen de devam ettiriyor desteğini, sağ olsun. Geçtiğimiz yıl Almanya'da yılın doktoru seçildiniz. Böylesine büyük bir başarı elde etmek nasıl bir duygu? Bize yılın doktoru seçildiğinizi öğrendiğiniz andaki duygularınızı anlatabilir misiniz? Mesela neler hissettiniz? Ya çok duygulandım ilk başta. Gurur duydum ondan sonra tabii kendimle, yaptığım işle, ailemle ve doğru yolda olduğumu gösterdi bir nebir. Yani
Böyle bir ödül almak kafamda var mıydı? Yoktu. Yani tesadüfen geldi diyeceğim ama tabii yaptığım işlerden dolayı geldi bu ödül. Çok büyük bir gurur duydum. Aynı zamanda dediğim gibi çok duygulandım yani. Buralara gelmek öyle kolay iş değil. Biz burada kaşımızla gözümüzle bir yere gelmedik. Çalışarak bir yerlere geldik. Azmimizle geldik ve bunları da bir örnek olarak diğer gelen jenerasyona da söylemek, göstermek önemli bir şey. Ne güzel. Yılın doktoru seçildikten sonra Bere TV sizi bu başarınıza haber yapan ilk TV kanallarından biri oldu. Hatta Bere TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya Sağlık Bakanlığı da sizin başarınızı iletti. Evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sizi arayarak tebrik etti. Bize bu konularda bilgi verebilir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı sizi arayıp tebrik edince o zaman neler hissettiniz? Ya o zaman da çok büyük gurur duydum. Sonuçta bir devlet bakanı sizi arıyor. Sağlık Bakanı aynı zamanda da. Yani sizi tebrik ediyor. Hem işlerimden dolayı hem de burada Almanya'da bir Türk kökenli olarak başarılarımdan dolayı. Yani bunlar güzel şeyler. Beni gururlandırıyor tabii. Ailemi gururlandırıyor. Almanya'nın Sağlık Bakanı'nı beklerken Türk Sağlık Bakanı aradı. Güzel bir şey tabii. Sizin gururlu oldunuz. Çok sağ olun. Türk yetkililer Türkiye'de yapay kalp alanında bir merkez kurmanızı sanırım size önerdiler. Ama siz Almanya'da bu konuda çalışmalar yapan kararı aldınız sanırım. Bir yıl içinde bu alanda neler yaptınız? Şöyle, evet, Sağlık Bakanımız o zamanları görüşmüştü kendisiyle birebir ve demişti Türkiye'de yapalım böyle yapay kalp merkezini. Birincilikle Türkiye için her zaman varız. Bu kesinlikle hani söylemek zorundayım çünkü canı gönülden öyle demek istiyorum ve hissediyorum. Ama bizim burada Almanya'da doğmuş büyümüş bir nesil olarak artık buradaki insanlara da işçi ailesinin mentalistinden çıktığımızı göstermek zorundayız. Çünkü biz hani annelerimiz babalarımız buraya işçi olarak gelmişler. Sağ olsunlar çok ağır bir şekilde çalışmışlar. Ama biz de doktoruz, avukatlarımız var, çok iyi mühendislerimiz var, çok iyi mühendislerimiz yani. Ve artık burada bir şey olduğumuzu da göstermek amacıyla burada yapmamızdan ben çok taraftarıyım. Çünkü de yani bir de nerede olduğumuzu da göstermek istiyorum. Artık biz bu dönerci mentalitesinden çıkmamız lazım. Bu taksici sadece mentalitesinden çıkmamız lazım. Bunlar da iyi işler yapıyor ama biz atladık bir şeyleri. Bunları da göstermek zorundayız ve biz de buradayız demek zorundayız diye düşünüyorum yani. Çok güzel. Son günlerde yazmış olduğunuz Türkçe anlamı ile "Ben iyi olduğum için buradayım" adlı kitabınız ile yine gündemdesiniz. Birçok Alman veya Avrupa kanalı sizinle röportajlar yapıyor. Kitabınız şu anda Amazon'da birinci sırada satılıyor. Bize bu kitap hakkında bilgiler verebilir misiniz? Kitabın konusu nedir, neler anlatıyorsunuz? Gösterelim isterseniz şöyle. Evet, kitabım yeni çıktı. 4 Eylül'de çıktı ya. Kitabı şöyle, ben aslında kitap yazmakta bir alakam yoktu. Ama çoğu kişi bana dedi ki senin bir vizyonun var. Bir geçmişim var. Bunu bir kitaba dökmek zorundasın diyerekten. Ben de bunu tabii nereden geldiğimi göstererek ailemin bir işçi ailesinin kızı olarak bu işçi ailesinin hangi zorluklar altında özellikle annemin ne zorluklar altında çalıştığını bize bu yerlere getirdiğini gösteriyorum bir yerde. Herkese örnek olsun diye. Yani illahi de herkes Oxford, Harvard okumak zorunda değil. Ben Almanya'da doğdum ve sadece Almanya'da okudum ve buralara geldim. Ha, eğer mümkünatın varsa yap. Ama olmayınca da burada Almanya'da yaşayıp okuyup da bir şeyler başarabiliyorsun onu göstermek istiyorum aynı zamanda da. Azimle her şey oluyor. Aynı zamanda kadın dayanışmasını da gösteriyorum ve anlatıyorum. Çok önemli. Ben bir kalp cerrahı olarak böyle bir şeylerden bir haberdar değildim. Sadece ameliyatımı yapıyordum, çıkıyordum, erkekler arasındaydım. Ama kadınların ne kadar beraber oldukça güçlendiğini de gördüm. Ve birebir de yaşadım. Çok güzel bir şey olduğunu söyledim, gösterdim kitapta da. Ve tabii bir de kadınların neden cerrahi bölümüne geçmelerini de anlatıyorum. Çünkü biz kadınlar daha yani yaptığımız işlerde daha estetiğiz, hastaya daha bir başka kulakla daha kulak bir özen veriyoruz. Gösteriyorsunuz. Daha bir özen tabii. Gösteriyoruz ve kadınların yani çok önemli cerrahi bölümlerine gelmeleri erkeklere bırakmamak lazım sadece bunu. Bir kadın olarak erkeklerin arasında bir doktor olarak zorluklar yaşadınız mı? Tabii ki de. Bunu da anlatıyorum zaten kitapta. Özellikle hani küçük bir asistan doktorken hiç kimseye bir problem değilsiniz. Evet. Herkes için çalışıyorsunuz. İşinizi iyi yaptığınızı herkes görüyor. Ve sizi destekliyorlar. Ama belli bir saatten sonra millet birkaç cerrahtan daha iyi olduğunuz zaman bir de
benim gibi yapay kalp araştırmalarına girdiğiniz an ve özgüvenli de birisi olduğunuz an bu işler değişebiliyor. Evet. Ondan sonra diyorsunuz tabii ben de belli bir yaştan sonra, tecrübeden sonra ben de buradayım. Ben de belli bir pozisyona gelmek istiyorum diyorsunuz. O zaman problem olabiliyor. Hı hı. Ve bunları da yaşıyorum ve yaşadım. Kitapta da bunları da anlattım. Yani kimse yaptıklarınızı duymazdan geliyor. Kimisi sen çok iyisin, bizim hastaneye fazla iyisin diyebiliyor. Evet. O yüzden yani bunlar önemli. Yılmamak lazım. Hı hı. Böyle şeylerle karşılaşmak normal değil aslında ama biz artık bunları takılı kalmamamız lazım. Ben yani takılı kalsam şimdi hiçbir yere varamazdım. Aynen. O yüzden gururumla, namusumla bir yerlere gelmeye çalışıyorum ve hiç kimse de hedeflerimden beni şaşırtamaz, ayıramaz. Biraz detayına girebilir miyiz kitapta? Başka neler dile getirdiniz kitabınızda? Kitapta işte bir de tabii yapay kalp ameliyatını anlattım. Hani herkes soruyor bana nasıl oluyor, niye oluyor, neden kalbi çıkarmak zorunda kalıyoruz da bunları yapıyoruz. Hı hı. Benim için en önemli olan bir kitabın da yazmamın amacı yapay kalplerin, yeni neslin yapay kalplerin ne kadar önemli olduğunu anlatmak. Araştırmaların buna yönelik ne kadar önemli olduğunu anlatmak. Artık biz 2020 yılında yaşıyoruz ve organ nakline alternatif sunmak zorundayız. Ben bir kalp cerrahı olarak kalbe doğru yöneldim ama bunların karaciğer problemleri var. Çok iyi çalışmalar var burada Avrupa'da buna yönelik alternatif sunmak nakline. Bunu anlatıyorum kitapta. Bir de tabii vizyonum yapay kalp merkezi kurmak. Ve bu yolda da ne kadar zorlandığımı da anlatıyorum. Ama dediğim gibi zorluk her yerde var. Annelerimiz, babalarımız nelerden geçmiş. Çok günlerden geçtiler. Aynen öyle. Biz biraz böyle daha... birinci generasyon. Aynen öyle. Biz daha böyle hani dili anlıyoruz, evet, konuşabiliyoruz, hakkımızı arayabiliyoruz. O yüzden dediğim gibi belli bir geçmişim, tecrübem var. Yaptığım işte çok iyi olduğumu biliyorum. Ve bunu da söylemekten de asla gocunmuyorum. Ve hiç kimse de eğer bir işi yapabiliyorsa söylemekten hiçbir zaman gocunmasın. Özellikle bayanlara söylüyorum ben bunu. Çünkü bazı bayanlar işte hani öyle öğretildi biraz hani bize büyüdükçe yani. Aman sen kendine... şey yapma, beğenme, sakın arka planda dur, ön plana çıkma. Bunu Avrupa'nın göbeğinde de yaşıyoruz. Bize böyle de öğretildi. Ama dediğim gibi ben bir aynen öyle bir Karadeniz bayanı olarak bunları ben es geçerim, yoluma devam ederim. Ne güzel, ne güzel. Şimdilik Almanca yayınlanan bu kitabın Türkçe veya değişik dillerde de basılacağını öğrendik. Özellikle Türkçe basımı ile ilgili süreç ne durumdadır? Ne zaman basılabilir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet, geçen de kitap evine gittim, sordum yine. Ben iki tane yayın evi söyledim kendilerine. Onlar tabii irtibata girmişler. Hı hı. Bekliyoruz yani, o süreci bekliyoruz. Bir yayın evi kabul edecek, ondan sonra Türkçesi de basılacak. Bunlar kitap evi ilgileniyor. Ben pek biraz arka planda duruyorum bu arada ama soruyorum devamlı. Çünkü herkes soruyor sizin gibi. Yani Türk vatandaşlarımız Almancayı pek bilmiyor ya da Türkiye'deki vatandaşlarımız soruyorlar. Olsun da istiyorum çünkü herkes yararlı bu kitap. Hı hı. O yüzden önemli. Vatandaşlarımız eğer bu kitabı almak isterlerse nereden başvurabilirler? İlk önce kitap evlerine gitsinler ve Dilek Gürsoy'un kitabını istiyor desinler. Tabii internetten de sipariş verilebiliyor. Her yerden alınabiliyor. Tek sormaları gerekiyor. Süper. Evet, Dilek Hanım, siz çok başarılı bir Türk kökenli doktorsunuz. Gençlere başarılı olmaları için neler tavsiye edersiniz? İlk önce çok çalışmak gerekiyor. Yani çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Bu nesil biraz daha... Yani hepsi değil tabii ama benim birkaç tanıdığım kişiler var, biraz rahat olabiliyor. Azim çok önemli. Azim çok önemli. Dediğim gibi yani bir yere ulaşmak için çalışmadan hiçbir yere varamam. Doğru. Yani bu gerçek. Hı hı. Bir de yılmamak lazım. Hani karşınıza çok önünüze taş koyan kişiler çıkıyor. Bende de öyle. Ama bunları yani kaldırmaktansa üstlerinden geçip yolunuza devam etmek lazım. Yani bir hedef belirlemek lazım ve buna doğru da ilerlemek lazım. Yani iş bundan ibaret. Bir de dediğim gibi ben hep bu birinci jenerasyonu düşünerek de hareket ediyorum. Yani onlar neler görmüş, neler yapmış. Yani yer altında, madende çalışan insanlarımız var. Annem gibi akor çalışan insanlar var. Yani biz onlar çalışmışlar, bir şey azmetmişler. Biz de etmemiz şart yani. Mesela 10 yaşında babanızı kaybetmişsiniz kalp krizinden dolayı. O günden bu yana kadar yani doktor olana kadar
hep düşünmüşsünüz ben doktor olacağım diye. Hı hı. Hani gençlikte mesela belirli bir çağdan sonra hiç vazgeçmemişsiniz. Yani doktor olmayı o günden bu yana kadar kafanıza koydunuz, evet. Yapacağım dediniz. Çocukken ben biliyordum doktor olacağımı. Şöyle bir de annem çok ben küçükken çok hastanelerde yattı rahatsızlıklarından dolayı. Orada o zaman gördüm, doktorları gördüm, hemşireleri gördüm. Baktım ne güzel anneme yardım ediyorlar. Bir sevgiyle, bir şefkatle. Bunlar çok önemli doktor olarak. Hani sadece yani ameliyatı yaptım, ben çok iyi bir cerrahım. Havasıyla gezmek değil, bu çok çok daha fazlası. Tabii. Hastayla birebir irtibata girmek, onu dinlemek, anlamak, ona karşı dürüst olmak, bunlar önemli şey. Bunları gördüm, duydum o zamanları ben annemden ve onu tedavi eden doktorlardan. Hoşuma gitti. Ben de aynısını yaptım ve o yoldan da yürüyorum. Özellikle yani hani dediğim gibi cerrahi konu, bir cerrahsan cerrahi yeteneğin olacak tabii. Tabii ki. Ama çok önemli olan, ondan çok çok daha önemlisi hastayla birebir irtibatın yani. Bu çok önemli. Herkes soruyor, sen niye böyle kadar medyada tanınmış oldun, niye ödülleri sen alıyorsun, biz almıyoruz, işte biz o kongreye gidiyoruz, bu açıklamaları yapıyoruz. Doğrudur yani, ama işte biraz da hani insan olmayı da unutmamak lazım bu arada. Evet, beni götüren budur yani. Uzmanlık alanınız olan yapay kalp ve kalp hastalıkları ile ilgili bir merkez açmak için çalışmalar yaptığınızı da biliyoruz. Hı hı. Bu çalışmalarınız hangi aşamadadır? Bu konuda bize bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. Ben ilk önce Sağlık Bakanlıklarıyla konuştum. Eyalet burada, Almanya'da öyle. Hı hı. Sordum, yapay kalp merkezini en iyi nasıl kurabilirim? Hadi kuralım dedim. Onu diyor ki öyle olmaz, yapamayız. Olan üniversite hastaneleriyle veyahut da olan kalp cerrahi bölümleriyle anlaşın, onlarla beraber yapın. Hı hı. Tamam. Neredeyse bir sene o konuşmalarla zaman geçirdim. Hı hı. Bölüm başkanlarıyla geçirdim, o şeflerle, kalp cerrahi bölümlerin. Hepsi beni zaten tanıyor. Ya medyadan, ya işlerimden dolayı. Ama hiçbirisiyle, hiçbirisinin egosundan geçemedim. Yani ben çünkü burada başarılı dik duruyorum. Hedeflerim var, vizyonum var diyorum. Gelin yapalım diyorum. Ama herkes bazıları kıvırıyor. Bazıları baştan olmaz diyor. Ama nedenini de söylemiyor size. Belki bu sizin çok başarılı olduğunuz için olabilir mi? Ya kesin. Yani bunu hani niye yapmıyorlar, niye etmiyorlar diye sormamıza gerek yok. Ben çok özgüvenli ve başarılı bir bayanım ve cerrahım. Bunu da bilincindeyim ve bunu da zaten konuşmalarımda da bunu belirtiyorum zaten, hem duruşumla hem sözlerimle. Şimdi aşağıdan alamayacağım, hiç kimse kusura bakmasın. O yüzden konuşmalarım pek fazla verim alamadım. O yüzden zaten ben bunu geçen sene söylemiştim, yeni kendi kalp merkezimi açmayı. Şimdi bu son 3-4 haftanın içinde onları tamamen giriştim. Çünkü konuşmalarım bir şey getirmedi bana. Hı hı. Gireceğim şey zor. Ama biz zorların kadınıyız yani. Bakalım. Hayırlısı. Her şeyi aşarız diyorsunuz. Kesinlikle. İnşallah. Sizin kökenleriniz Türkiye'den Ordu iline dayanmaktadır. Ordu ilinden Almanya'ya göç etmiş bir ailenin çocuğusunuz. Hı hı. Buradan başka Karadeniz'deki izleyicilerimiz olmak üzere Türkiye ve Avrupa'daki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İlk öncelikle selamlarımı tabii iletiyorum. Türkiye'ye, Ordu'ya, Aybastı'ya, oradan geldik çünkü o ilçemiz. Buradan Sayın Belediye Başkanımıza da saygılarımı sunuyorum, Beytullah Bey'e. Tabii benim annem Aybastı'nın bir köyünden geldi. Hı hı. Babam da öyle. Hepsi bir amaçla geldiler. İlk önce para kazanmak. Sonradan çocuklar doğdu, çocuklar iyi bir yere gelsin dediler. Yani herkes bizim için uğraşıyor. Yani herkesin annesi çocukları için bir yerlere uğraşıyor. Bunları utandırmamak lazım diye düşünüyorum ben. Hı hı. Özellikle oradaki bulunan, gideceğim inşallah bu gelecek aylarda inşallah Aybastı'ya da. Yani her nerede olursanız olun. Yani hem bu devlet hem Türkiye'deki devlet imkanlar sunuyor size. Bizim de görevimiz bunları kullanmak. Değerlendirmek aynı zamanda. Hı hı. Bir azimle de oluyor, her şey oluyor. Diyorum ben Almanya'nın, tamam Avrupa'nın okullarında okudum ama Türkiye'nin de çok iyi okulları, üniversiteleri var. Evet. Buradan da iyi insanlar çıkabiliyor, çıkacak da, çıktı da. Yani illa yok ben sadece Amerika'da okuyayım adam olurum, Avrupa'da okurum adam olurum diye bir şey yok.
Tabii her yerde şartlar zor. Bize sorarsanız bizim şartlarımız zor. Türkiye'dekilerine sorarsanız aman siz Avrupa'da ama daha iyisiniz. Ben bu şeylere inanmıyorum. Çünkü okuyanları da gördüm, başaranları da gördüm. Bizim Türkiye'de de çok iyi hekimlerimiz var. Çok başarılı hekimlerimiz var. Yani bunlar isteyince her yerde olur diyorum. Yani. Evet. Dilek Hanım, TürkSat'tan Türkiye ve Avrupa'ya yayın yapan Bere TV kanalımıza ayırdığınız değerli zamanınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Başarınız ile gurur duyuyor ve mutlu oluyoruz. Değerli izleyicilerimiz, programımızın konuğu yaşamını Almanya'da sürdüren yapay kalp alanında uzman, geçtiğimiz yılda da Almanya'nın yılın doktoru seçilen sevgili Dilek Gülsoy idi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyor. Başarıların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, Dilek Hanım'ın söylediği gibi arkamda en büyük destekçim ailem dedi. Annem ve kardeşim, abim dedi. Şimdi şu an yanımızda Dilek Hanım'ın annesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin duygularınızı alalım. Kızınız ödülü aldığında neler hissettiniz? Bir annenin ne kadar bir ne hissedeceği varsa onların hepsini hissettim. Ama bu benim şeyim değil. Önce Allah'ın vergisidir. Ben buna inanıyorum. Evet, tabii ki. Her zaman Allah'a yatmış kalkmış dua etmişimdir. Allah doğru yolda yürüt. Çocuklarımı şaşırtma. Hayırlı insanlarla karşılaştır. Allah dünyayı hayırlı eylesin. Bir bizim hayrından olmuyor. Ama Allah'a şükrediyorum ki böyle evlatlarıma anası olduğum için. Ne mutlu size. Böyle evlatlarımın yani hepsi için. Üçü için de gururluyum. Allah'tan benim mükafatım evlatlarımın hayırlı olması, sağlıklı olmasıdır. Birinci jenerasyon olarak tabii ki Almanya'ya geldiniz. Çalışıp para kazanıp bir şekilde tekrar döneceğiz diye bütün aileler, büyüklerimiz öyle düşünerek geldi Almanya'ya tabii ki. Çok erken eşinizi kaybetmişsiniz. Tabii ki bir anne olarak iki tane evladınızı elinizden geldiği kadar büyütüp, okutup bugüne kadar getirmeyi başarmışsınız. Ne mutlu size. Şükür Allah'a diyorum. Şükür Allah'a diyorum. Ben okumadım. Okuyacak şeyimiz yoktu. Ben bir hasta ananın babanın kızıyım. Onlar için de çok uğraştım. Ailem için. Dört kardeşin içinde hep ya zaten yıprayan, çalışan benim. Diyorum Allah bana bu mükafatları evlatlarımla görsetti diyorum. Allah'tan sağlık istiyorum. Evlatlarımın doğru yolda yürümesini istiyorum. Daim olmasını istiyorum. İnşallah Allah'ım herkesle beraber bunu bana da gösterecek çocuklarımın nerede olduğunu. Önce sütleri, vicdanları. Vicdan. Bir insana vicdan lazım. Ne mutlu ki Allah sizin dileğinizi kabul etmiş. Dilek Hanım, istediğiniz gibi bir evlat. Sizin istediğiniz gibi güzel bir meslek elinde ve ödüllü bir evlat sahibi diyebilirim. Şükür Allah'a diyorum. Çok şükür. Allah'a hamd etmekten gayrı. Ömür boyu daim etsin inşallah. Amin. 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 Olmayanları da peşinden yürüsün ya İnşallah Resulallah. Allah herkesin evladına böyle bir gurur yaşatsın. Amin. Aynen de öyle diliyorum zaten. Bir benim evladımın bir bizimle Tabii olmaz ki. Bu dünya. Evet. Allah herkesi iyi eylesin, vicdanlı eylesin. Dünyada huzurlu yaşayalım. Dünya üç günlük. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, dilinize sağlık. Sağ olun. Bizlerle paylaştığınız için bu küçük anınızı da. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun siz de. Biz de teşekkür geldiniz ediyoruz. Geldiniz buraya kadar. Çok sağ olun.